Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum Muhsin Bey. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diliyorum. Allah razı olsun. Hayırlı cumalar. Hocamın ellerinden öpüyorum. Buyurun. Benim yaklaşık 5 ay önce 28 yaşında oğlum vefat etti. Başınız sağ olsun efendim. Allah razı olsun. Talihsiz bir trafik kazasında kaybettim oğlumu. Çocuğuma çarpıp kaçıp gittiler. Öylece bıraktılar orada kaldırımdayken. Allah'a havale ettim onları. Hiçbir zaman isyan etmedim. Ama çok ağlıyoruz yani. Babası da ben de çok ağlıyoruz yani. Bu alışılacak bir şey değil. Elbette. Şimdi biz ağladığımız zaman işte biz yani mümkün olduğu sürece zaten hiçbir yere çıkmamaya çalışıyoruz. Ağladığımız zaman işte ağlamayın, günaha giriyorsunuz. Onu orada sular içerisinde bırakıyorsunuz diyorlar. Biz de kendimizce diyoruz ki insanız yani ağlamasak çatlayacağız. Bu günah mıdır? Yani ağlamak günah mıdır? Şimdi yani ilk günlerde ağlanır, üzülür. Ağlamamak mümkün değil. Sevgili Peygamberimiz bakın oğlunun ölümünde ağlamış mı? Evet ağlamış. Hatta diyorlar ya Resulallah siz de mi ağlarsınız? Biz de ağlarız. Gönlümüzün meyvesi bizden alındı. Gönlümüz mahzun olur. Gözümüz yaş döker. Ama dilimizden de Allah'a isyan olacak söz sadır olmaz buyuruyorlar. Hocam asla isyan etmedim. Ne kadar tebrik ediyoruz sizi. Verdiği bir emanetti. Emanetinin sırası geldiği zaman aldı. Bunun bilincindeyim. Asla isyan etmedim. İsyan etme gibi bir hakkım asla olamaz. Yani Rabbim onu bana emanet verdi. Emanetini belki erken aldı. İsyan etmiyoruz. Hani böyle bağıra çağıra da ağlamıyoruz. Ama mümkün değil yani bu acının İçindeki yanan alevin sönmesi mümkün değil. Hocam bir de şöyle bir sorum olacak. Ben oğlumun kıyafetlerinden birkaç tanesini dağıttım. Diğerlerini kıyamıyorum. Yani onları dolabından çıkartıp dağıttığım zaman sanıyorum ki ondan tamamen vazgeçmiş olacağım. Bu günah mıdır? Muhterem. Yani elbette sırası geldiği zaman dağıtacağım. Ama şu an hazır hissetmiyorum kendimi. Değerli hanım kardeşimiz bakın. Başınız sağ olsun. Rabbim sabırlar yağdırsın. Amin hocam. Senin yaşadığını bir benzerini benim de bakın. Sevgili bir kız torunum vardı. Kız çocuğunu böyle sanki başka ilahi yok gibi şol cennetin ırmakları akar Allah deyiyor deyip durmadan ben bunu okurdum. Sanki başka ilahi yok. Çocuk da bundan pek hoşlanırdı. Bir de baktın ki sanki beklediğimiz bir kaza ile futbol topu gibi araba vurdu, yavrumuz uçtu. Aynen. Ve cennetlere uçtu. Tabii nefis tabii öyle olmasa mıydı? Şunu mu yapsaydık, bunu mu yapsaydık? Fe innelev teftehu amele şeytan. Keşke şöyle etseydik, keşke bunu yapmasaydık. Bu şeytanın işini kolaylaştırır. Yani biraz önce siz bak güzel teslimiyet örnekleri gösterdiniz de arada bir cümle söylediniz. Herhalde vaktinden önce yok. فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَخْدِمُونَ Ecel gelince ne bir an ileri ne bir an geri gitmez. Onu yaratan, ömrünü belirleyen Rabbimiz böyle. Ama kazaen vefat etti, şehit oldu. Size de şefaat yetkisi verilecektir. Yani size bu teselli yeter. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ya Rab bizim sahibimiz sensin. Biz de senin hükmün geçerlidir. Hepimiz senin huzurunda toplanacağız. Şimdi o elbiseler o dolapta durdukça, siz de onu gördükçe yüreğinizin yanmasının önüne geçemezsiniz. İyisi mi? Bak onlar orada güvelenecek, çürüyecek, israf olacak. O yüzden ihtiyaç sahiplerine ver. Ve yoksa onlara gördükçe yüreğiniz yanacak sizin. Evet. Ve fayda da olmayacak. Gel onları ihtiyaç sahiplerine verelim.
ve Ay, Rabbimizden. Hocam ama hani şu an hazır değilim. Sanki onları çıkarttım. Hazır değilim. Zaman, henüz hazır değilim diyor hocam. Tamamen gitmiş gibi. Henüz evet. Hazır değilim diyor. Ama hazır olduğunuz zaman inşallah vereceksiniz. Tekrar gelin, gelin mükafat alın. Acının içinde tatlıyı gör, derdin içinde devayı gör. Yani demek ki Rabbimiz kardeşimizin ömrünü böyle belirlemiş. Böyle inşallah güzel yerlerdedir hocam. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. İnşallah. Tekrar başınız sağ olsun. Ben teşekkür ederim. Mevla sabırlar versin. Sağ olun. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı evet. Cumalar.